Önceki derslerimizde klipleri zaman çizgisi içine getirmeyi, üzerindeyken taşımayı ve istediğimiz yerlerinden bölmeyi öğrenmiştik. Bu dersimizde ise zaman çizgisinde istemediğimiz klip parçalarını nasıl kaldıracağımızı göreceğiz. Bir klibi ortasından böldükten sonra kalan kısmını silmek ya da yanlışlıkla taşıdığımız bir medyayı zaman çizgisinden kaldırmak oldukça basittir. Bunun için örneğimizde yer alan klip parçalarından birini seçelim ve Windows ortamında Backspace tuşuna, Mac ortamında ise Delete tuşlarına basarak klibi zaman çizgisinden kaldırabiliriz. Zaman çizgisinden silinen kliplerin Project panelinde halen durduklarını unutmayalım. İstersek Project panelinden bulup tekrar zaman çizgisi üzerinde istediğimiz konuma taşıyabiliriz. Klip parçasını sildikten sonra bir durum göze çarpmaktadır. Silinen klip parçasının zaman çizgisi üzerindeki yer boş kalmıştır. Bu da sekansımızda bir boşluk oluşturmaktadır. Bu sayıda kliplerle büyük projeler üzerinde çalışırken bu boşluğu kapatmak için arkasından gelen tüm öğeleri ileri taşımak kolay olmayabilir. Bunun daha basit bir yolu mevcuttur. Ctrl Z kısa yol tuşlarıyla silme işlemimizi geri alalım. Klip parçasını tekrar seçelim. Bu kez klavyeden Windows kullanıyorsak Alt Backspace, Mac kullanıyorsak Option Delete tuşlarına birlikte basalım. Gördüğümüz gibi sadece seçtiğimiz klip ortadan kalkmadı. Bununla beraber oluşacak boşluk da ortadan kayboldu. Bunu da devamında gelen medyaları otomatik kaydırarak gerçekleştirdi. Bahsettiğimiz gibi uzun zaman çizgileri tasarımlarınızda çok kullanışlı bir yöntem olarak karşınıza çıkacaktır. Klavye yerine fare kullanmayı seven bir kullanıcıysanız bir de fare ile deneyebilirsiniz. Yaptığımız işlemi tekrar Ctrl Z tuşları ile geri alalım. Bir klip üzerine sağ tıklayalım. İlk metodumuzdaki silme yerine Cut komutuyla klibi keselim. Gördüğümüz gibi yeri yeniden boş kaldı. Tekrar Ctrl Z ile geri alalım. Bir daha aynı klibin üzerine sağ tıklayalım. Bu kez menüden Ripple Delete komutunu uygulayalım. Gördüğümüz gibi klip parçası silindiği gibi oluşturacağı boşluk da diğer medyalar tarafından kapatıldı. Bu metodu istemediğimiz boşlukları silmek için de kullanabiliriz. Örneğimizde görüldüğü üzere iki klip parçası arasında boşluk yer almaktadır. Bu boşluk üzerine sağ tıkladığımızda yalnızca Ripple Delete komutu belirecektir. Bu komutu uyguladığımızda iki klip arasındaki boşluk kendiliğinden yok olacaktır. Gördüğümüz gibi zaman çizgisinden klipleri kaldırmak son derece basittir. Birden fazla klibi aynı anda silmek istersek faremizin sol tuşuna basılı tutarak klipleri seçmeli, ardından klavyeden Delete tuşuna basmalıyız. Herhangi bir hata yaptığınızı düşünüyorsanız Ctrl Z tuşları ile geri alabilirsiniz. Özetle zaman çizgisinden klipleri Backspace ya da Delete tuşları ile sildiğimizde yerlerinde boşluk oluşur. Windows işletim sisteminde Alt Backspace, Mac işletim sisteminde ise Option Delete tuşlarını kullanırsak kliple birlikte boşlukları da kaldırılır. Buna ilaveten Sub tuş menüsünden Ripple Delete komutuyla aynı işlemleri gerçekleştirebiliriz.